seyircilikten bir mühendis ekibi gelmiş, hayatında inşaat görmemiş, gelmiş kolonun dibinde, deyip ki arkadaş bu kolon az hasarlı, bu kolon orta hasarlı, bu kolon çürük, zaten yıkılanda yıkılmıştır. E babam az hasarlıyı anladım, çok hasarlıyı da anladım. Ya bu mühendislere, mimarlara, üniversitedeki kocalara, profesörlere, bu işin ecdatlarına sesleniyorum. Orta hasar diye bir kelime var mı mühendislikte ya? Ya biz cemaat mi kuruyuk? Ortasını bulak. Ya bunların içinde can oturuyor, insan oturuyor ya. Senin çoluk çocuğu oturuyor. Ey mühendis, ey statiki yapan adam. Evinde rahat yatabilir misin? İnşaatı denetlemediğin için. Seni olayı da enkazın içinde öldü. Benim bacım da enkazın içinde öldü. La hayat bu kadar ucuz mu? Yeter ya. Olayın hepimizin sorularına cevap vereceğim. Ya bir bina, sayın profesörler, sayın ilim adamları, sayın bilim adamları, bir üniversitedeki küsfelerinizden bir çıkın ya. Gerçekleri anlatın ya. Deprem demek nasıl ki 2 sene evvel Covid insanlara vurduysa, bu deprem de binaları Covid'dir. Binaları sarstı. Bu binalar sağlam mı değil mi diye iki koluna bakıp sonuç alamazsın. Binaların performans analizinin yapılması lazım. Sevgili profesörler, sevgili hocalar, sevgili öğretmenler, elinize çubuk almışsınız. Etliyenin içini anlatıyorsunuz. Betonun dayanımını anlatıyorsunuz. Ya siz ne konuşuyorsunuz ya? Vatandaş seni etliyeyi bilmek zorunda mı ya? Ya biz milleti mühendis mi yetiştirik? Statik dersi mi verik? Jeoloji dersi mi verik? Jeofizik dersi mi verik? Zemin etüdü dersi mi verik? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Biz nasıl bir toplumda yaşıyoruz? Çıkın kocalar, üniversitedeki kocalar, statik yapan mühendisler, o statiki denetleyen belediyedeki mühendisler, çıkın konuşun. Bir ruhsat almak için müteahhitte 3,5-4 ay kapıda süründürüp parasını peşin alıp ondan sonra şantiye uğramayıp bu vebalizi üstünüze alan insanlar. Çıkın vatandaşla yüzleşin. Helallik dileyin. Deyin biz tok yedik. Biz yanlış yaptık. Biz bu inşaatları denetlemedik. Suyuna bakmadık. Betonun kalitesine bakmadık. Bizim yüzümüzden öldü. Deyin. Müteahhitin ne suçu var? Ben mühendisim. Ben bir bina yaptıracağım. Gideyim mühendisin yanına. Adam çizi. Mimarın yanına gideyim. Parasını vereyim çizi. Belediyede alt yapı, üst yapı, karşı parasını alı cebine koyu. Teberru deyip balkonu kalkmışsan alı. Hoş 3,5-4 ayda biz serçeyi kazığa çektik. Önümüzde bir adı dur çakıdı geldi Rusya. Verir mi tehditin önüne? Baba al yap. Seni bir günde inşaat bahsi ettik. Bir ruhsat. Ondan sonra bir de yapı denetim diye bir şey eklediler bu sonunda. Herkes birbirini denetli. İnşaata gelen yok. Oradaki müteahhitin bilgisi, önceki tecrübesi, hani biraz mühendisten bir ders almışsa, betonun 7 gün sulandığını bilirse, kulun etriyenin sıklaştırmasını bilirse, böyle çok böyle detaya inmeyeyim. Evet. Biraz böyle mahalli konuşuyorum ya, hemle detayı da bulmak zorunda değil ya. Ya kardeşim sen şimdi ameliyat olursan, anji olacaksan, ya sen anjuda doktorun hangi arut damarı nereden kestiği sana alakadar edeyim mi ya? Çıkmış buradaki kocalarımız, hepsi yapı mühendisi, hepsi inşaat mühendisi, hepsi profesör. Laf geldi mi tarlada kül bırakmıyorlar. Ama kimse bu gerçeği söylemiyor. Bir bina deprem yemişse, bir bina deprem yemişse, nasıl ki bu insanlar Covid yiyip herkeste bir hasar bırakma olasılığı varsa, depremde de yapıların hasar bırakma olasılığı vardır. Sayın kocalarım size söylüyorum, sayın profesörler, inşaat mühendisleri, hepinize söylüyorum. Bunun adı beton yorulmasıdır. Bu dersi bilmişsiniz, açın kitapları size. Beton deprem yedikten sonra yorulur. Yorulduğu için bu binaların hepsine az hasarlı, şimdi bir de moda olmuş orta hasarlı. Yani ayakta kalan tüm binalara performans testi yaptırmak zorundayız. Yoksa vatandaş evinde rahat oturamaz.